Yarım futbol sahası büyüklüğünde 1800 sedan otomobille aynı ağırlıkta uzay mekiklerini hareket ettirmek için kullanılan bu araç. Bu karşınızda gördüğünüz şimdiye kadar insanlığın ürettiği en büyük içten yakıtlı kara aracı. Kendisi bir mühendislik harikası. 1960'lı yıllarda NASA uzay mekiğini ürettiği hangardan kalkış alanına taşıyabilmek için farklı yöntemler arıyordu. Ve akıllarına gelen birkaç şey raylarla hareket ettirmek, trenle çekmek, gemiyle götürmek gibi çılgın fikirlerdi. Aralarından çılgın birisi de çıkıp dedi ki, biz bu uzay mekiğini bir araçla hangardan kalkış istasyonuna taşıyabilir miyiz? Bu yüzden de Amerika'da en büyük araçları üreten bir maden şirketine gittiler. Belki bazılarınız biliyordur, madencilik için çok büyük araçlar gerekiyor. Ve bu araçları üreten şirkete gidip söyledikleri zaman bu şirketteki mühendisler çılgın bir fikirle ortaya çıktılar. Bu inanılmaz mühendislik projesi günümüz parasıyla 128 milyon dolara mal oldu. Yani tek bir araç 128 milyon dolar değerinde. Bu bahsettiğimiz uzay mekiklerini taşıyabilmek için tahmin edersiniz ki platformun oldukça büyük olması gerekiyor. Platformun boyutlarına baktığınız zaman genişliği 35 metre ve uzunluğu 40 metre. Aynı zamanda aracın yüksekliği 8 metre civarında. Yani standart bir insanın 4,5 katı yüksekliğe sahip. Aynı zamanda yüzey alanına baktığınızda bir futbol sahasının yarısı kadar. Ağırlığı da tam 2721 ton. Yani 1800 adet sedan otomobil ağırlığında ya da 500 adet tır ağırlığında ya da 15 adet yolcu uçağı ağırlığında olarak düşünebilirsiniz. Hareket etmesini sağlayan parçalara baktığınız zaman tekerlek yerine paletlerle hareket ediyor. Tahmin edebileceğiniz gibi 8 adet paleti bulunuyor. Her köşede ikişer tane olmak üzere. Bu paletleri de 16 adet elektrik motoru kontrol ediyor. Ama bu elektrik motorları bataryalara bağlı değil, bir jeneratöre bağlı. Bu jeneratörleri güçlendirmek için de aracın içinde 2 adet V16 motor bulunuyor. Bu motorların her biri 2750 beygir gücünde. Yani toplamda 5500 beygir güce sahip. V16 dizel motorlardan bahsediyoruz. Aynı zamanda 2 adet 1065 beygir gücünde motor da aracın direksiyon sistemini, havalandırmasını, ısıtmasını vesaire elektrik aksamını kontrol ediyor. Bu aracın 19.000 litrelik bir deposu var. Yani bugünkü fiyatla 1 litre mazotun 23,61 TL olduğunu düşünürseniz bu aracın deposu 450.000 TL'ye doluyor. Ve yakıt tüketimine baktığınız zaman da 100 kilometrede 29.600 litre mazot yakıyor bu araç. Yani kilometrede 7.000 lira yakıyor yine bugünkü kurla söylersek. Ama dediğimiz gibi amacı çok basit. NASA'nın hangarından NASA'nın kalkış pistine bu uzay mekiklerini taşımak. Bu aradaki mesafede 4,5 kilometre civarında ve bu araç saatte 2 kilometre hızla hareket ediyor. Yani bu 4,5 kilometreyi 2 saatten fazla bir sürede alıyor. Ve bu 4,5 kilometrede yaklaşık 32.000 TL'lik yakıt yakıyor olarak düşünebilirsiniz. Tabii ki bu kadar büyük bir aracı bir kişi kullanmıyor. 30 kişilik bir mürettebatı var. Bu 4,5 kilometreyi kat edebilmesi için 30 kişinin aynı anda çalışması gerekiyor bu araçta. Önde ve arkada birer ana kaptan pilot olmak üzere 2 pilot, içindeki elektrik aksamını, direksiyon sistemini, havalandırma sistemini, kalkış sistemini ve palet sistemlerini kontrol etmek için bütün bu insanlara ihtiyaç var. 1965'ten beri NASA bu aracı 5500 kilometre boyunca kullanmış. Bu da sadece yakıt masrafı olarak 2 milyon dolar ediyor bu arada. 1965'ten beri bildiğimiz bütün bu kalkışlar için bu araçlar uzay mekiklerini hangardan kalkış istasyonuna taşımış. Bu araçlar dememin sebebi de bu araçtan 2 tane bulunması, 2 tane üretilmiş durumda. Bugün bile baktığınız zaman inanılmaz etkileyici bir şey. 1960'larda üretilmiş olması gerçekten inanılmaz. O dönemki mühendislik için çığır açıcı bir araç. Ve dediğim gibi 1965'ten beri de dünyanın en büyük içten yakıtlı aracı unvanına sahip. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Aynı zamanda bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Bu videoluk bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın.